Diğer bir konu da şu an biraz dünya konjonktüründen dolayı geri plana atıldı gibi görünse de yeni doğan çetesi olarak bilinen içinde doktorların, hemşirelerin, ambulans şoförlerinin vesaire olduğu şebekenin yapmış olduğu kabul edilebilir değil. Daha önce de SSK'yı dolandırmak amaçlı şebekelerin, çetelerin kurulduğuna şahit olduk. Her ne kadar onlarda kabul etmezsek de en azından orada bir can kaybı yoktu. Yargı gerekli cezayı versin diyorduk. Ancak burada hem minik bebekleri öldüreceksiniz, hem onlara vermeniz gereken ilacı götürüp satacaksınız, hem de çocuklarının cenazesini teslim etmek için 80 bin lira, 100 bin lira ailelerde para isteyeceğim. Burada ne ahlak var, ne edep var, ne insanlık var. Hiçbir şey yok. Yani dolayısıyla bunlar insanlıktan nasibini almamış insanlar. Tabii yanlarında hiç suçu olmayanların da cezalandırılmaması gerekiyor. Birçok hastane kapandı. 400-500 kişi çalıştı hastaneler. Bir hastane 10-15 kişi bulaşmışsa bu olaya, öbür diğer bulaşmayanların da cezalandırılması da doğru bir şey değil. Ayıklanması gerekiyor. Buna bulaşanlar kim ise en ağır cezanın verilerek bir daha böyle bir şeye yeltenmemeleri sağlanmalı diye düşünüyorum. Birçoğunuzun bildiği üzere yıllar önce kapkaç çeteleri vardı. Yasa değişikliği oldu. Kapkaç gasp kısmına girince durdu. Demek ki bu işi yapanlar en kötüsünü düşünerek ben burada suçlu bulunsam, cezalansam bile bu kadar ceza alırım deyip her şeyi göze alıyorlar. İnsanlık onurundan nasibini almamış kişilerin aramızda yaşamaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Bunlara en ağır, en ağır, en ağır cezanın verilmesini isteyenlerdenim. Rabbim evlatlarını kaybeden ailelerin ailelere sabır versin, yar ve yardımcı olsun diyorum.